biliyorsunuz orman yangınları. Evet. Ciğerlerimiz yanıyor, ormanlarımız evet. yanıyor. Evet. Ege yanıyor, Marmara yanıyor, İç Anadolu yanıyor. Evet. Her yer yanıyor. Her bir yerin bir oyunu vardır ya. Bu da bir oyun. Açık ve net. Mesela 12 yaşında ve 15-16 yaşında iki tane kardeşin bu yangını çıkardığı vesaire gibi dedikodu veya söylenti veya devlet kanalları tarafından açıklamalar bir şey var. Soracağım. Bu kadar peki. Masuma indirilmeye çalışılıyor. Bu kadar masum mu bu yangınlar? Peki bir şey soracağım. Örnek vereyim. 2-3 kişi diyorlar yaktı. Hadi. Sordum adını kartını ver bana. Kartı vereyim. Vereyim abla. Orada şeyde misin çay ocağında? Ne çay ocağı? Buradayım ben. Hadi bizim tamam. için yanındayız. Tamam orada bekle. Geliyorum abla. Yani kimi çekiyor şimdi sen? Gel abla. Kimi? Abla yangınlar hakkında ne düşünüyorsun? Yangından ötürü önce baştakilerin kafalarını keseceksin. Yardım edecekler. Uçakları yollayacaklar. Bütün milletin halkın canı yandı. Bunlara halkların yardım etmesini istiyorum bunlara. Yardım onlara Somali'ye yardım ediyor. 30 Somali'ye yardım etmeyecekler. Manavgat'a yardım edecek. Manavgat'ta yardım. Her Türkiye'nin her yerindeki her yere yardım etmeler istiyorum. Bu köpek bile yardım edebilir. Değil mi? Bak yanıma geldi. Değil mi? Bu köpek bile onlardan insanlardan bir kat iyidir. Değil mi? Anladın teşekkür mı? Ediyoruz ablacığım. Hadi ver kartını ver. Kartım yanımda yok. Getireceğim ben sana. Nasıl getir satacağım sana? He? Takı satacağım. Takı mı? Sen bekle geliyorum ben. Aa, geliyorum. Kızdırıyorum beni. Murat geleceğim. Cemil. 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 Ama muradımız açık olsun. Cemil de öldü. Baksana. Adamlar desen. Hadi. Ablam biraz şen şakrak bir bayan. Ne düşünüyorsunuz? Yani bu 12 yaşında veya 16 yaşındaki iki tane çocuğun başarabileceği bir şey mi bu değil. Türkiye'deki yangınlar? Değil. Yani bu kadar masum indirilmeye çalışılıyor ya bu olaylar. Siyasi ya da terörize var mı bir bağlantı sence? Terörizmle alakası olan bir şey değildir bu büyük ihtimalle. Zaten terörizm olsa zaten hani şöyle söyleyeyim. Terörizm olduğu zaman hani askerle şeyin arasında yaşanan bir şey durumdu bu. Örnek vereyim. Sen diyorsun ki 12-13 yaşındaki çocukla çıkartılan bir yangın. 12-13 yaşındaki çocukla çıkartılan bir yangın olsaydı bu eğer çabuk söndürmesi telafisi olurdu. Ama şey var, terör liderlerinin bir açıklaması var. Eğer sayımız azalırsa Bodrum'a gider yatlarını yakarız. İstanbul'a gideriz otomobillerini yakarız. İzmir'e gider dağlarını yakarız. Antalya'ya gider seralarını yakarız diyor. Peki. Yani terör liderlerinin açıklaması bu. Terör liderlerinin belki bu zamandan belli böyle bir açıklaması vardı. Zamanında niye yapmadı? Yani şu an sayıları azalmış olamaz mı? Silahları azalmış değil, olamaz. 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 Ben kendim Hakkari'de bu yüksek hava bölgesinde görev yerlendirme yaptım. Asker olarak? Komando olarak yaptım. Hı-hı. Nerede? Peki, Hakkari yüksek havada? Yüksek hava, Şemdinli tarafı. Yüksek hava, Şemdinli tarafı. Şeyde miydi? Piyade komandonuz? Piyade komando. Dört dağ komando. Aynen. Öyle mi? Tabur komando. Dört dağ taburu. Biliyorum ben de oradaydım. Peki bu zamanında bunu gerçekleştirmediler de. Şimdi asker yok şey... düşüş yaşadığı için de mi şimdi mi gerçekleştiriyor? Mantık işi değil. Değil. Ben inandırıcı gelmiyor diyorsun. Değil. Siyasi kanal olabilir mi? Olabilir. Mesela? Suç üstüne almak ve Türkiye'ye bir şey açmak. Mesela İsa. o yanan yerleri iman açmak gibi bir plan proje olabilir mi? Olabilir. İç savaş. Biliyorsunuz zamanında Bodrum Güvercinlik'te yapıldı. Yangınlar çıktı. Zamanında vardı. Yani yanan ormanlara 5 yıldız oteller diktiler. Şimdi şöyle bir şey. Ortalığın yanıp tutuşması açık ve net inandırıcı gibi değil. Eğer olursa zaten büyük ihtimalle de hani şöyle söyleyeyim size bir sene sonra tikilecek otelleri görür. Devlet tarafından tikilecek otelleri görür. Devlet tarafından da olmayabilir de muhakkak devlete yönetenlere yakın kanallardan. Olabilir. Orasını olabilir. Artık fazla bilgim yok. Fazla devlet siyasiye girmeyi sevmiyorum. Hani tek ricam söndürebildiği kadar çabuk söndürmeleri. Değil mi? Yoksa yakın zamanda ciğerimiz kalmayacak yani. Biteceğiz tamamen. Tamamen. Bu sadece Türkiye'yi ilgilendirmiyor biliyorsunuz. Biliyorum. Yurt dışında ormanlar, da. Dünyayı ilgilendiriyor. Yurt dışında da ilgilendiriyor. Oksijen üreten ormanlar vesaireler tüm dünyada etkili. Ya. Atmosfer olarak düşünürsek. Aynen. Normalde şimdi hani CHP'nin bir lafı vardı. Bir lafı vardı. Neydi? Bitecek ormanımız da olsa dikecek ağacımız var. Suyumuz da olmasa dökecek kanımız var. Bu laf var biliyorsunuz. Evet. Ya. Yok, biz kendi kanımıza gerek kalmaz. İlk önce vatan hainlerinin kanını döker yine sularız o ağaçları. O mevzuyla getirdim ben. O önemli değil ya. Ayrı, hiçbir kolay ağaç kolay kolay büyümez. Büyüse de hani seneler sonrası ancasını açar. Siz bunu benden daha iyi biliyorsunuz. Ama yakanların da Allah bin belasını versin. İnşallah. Tek muradımız o. İnşallah. Çok kardeşim. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. İyiyim Allah. İyisin. İyiyiz Allah. Abi biliyorsun Türkiye yanıyor. Ege yanıyor. Akdeniz yanıyor.
Şimdi... Büyük orman yangınları var. Yanmış. Onlar umurumda mı gidiyor ya? O kimlerin umurunda mı? Yöneten, devlet yöneten kimse onlar mı? Yani AK Parti ve MHP iktidarını... Ben zaten AK Parti ile MHP'nin yani bir araya gelmez zaten şöyle derim. Pek tencere yuvarlamış, kafanı bulmuş. Öyle mi? Aynen öyle. Şimdi birisi sana burada küfür etse ana bırak. Sana dese ki senin zürriyetin yok, senin işte aile babası değilsin. Ben gidip onun yemek ısmarlar mıyım? Sen gidip onun yanına yemek ısmarlar mıyım bana? Ismarlar mısın? Ismarlamam. Selam veriyorum. Demek ki bunlar tencere yuvarlamış, kafalı bulmuş. Yani siyasetin olur siyaset. Ama böyle bir siyaset olmaz. Ben 57 yaşındayım, görmedim. Ama devletin bekası için yaptık diyor her şeyi. Şimdi... Siz bunda beka görebiliyor musunuz? Tankalet fabrikalarının satılması, kesinlikle. Orman yangınları, kesinlikle. Orman yanan yerleri, 5 yıldız oteller dikilmesi. Hani başka zaman diyorlar işte biz milliyetçiyiz. Peki benim bildiğim milliyetçiler gerçi Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına saygılı değil mi? Yani milliyetçi dediğim böyle olur. Milliyetçilik, yani ben milliyetçiliğe de karşıyım da gerçi. Yani kendi ülkemde milliyetçiliğin bir anlamı yok ama hani dediklerine göre Atatürk'ün ilke ve inkılap, ama şimdi bunlar ne yapıyor? Atatürk'ün her bir değerlerini yok ediyorlar. Ama milliyetçilik biliyorsunuz şudur. Milliyetçilik kendi milli menfaatlerinden, yani kendi menfaatlerinden milletinin, vatanının menfaatini üstün kılmak demektir. Aynen. Şu an Milliyetçi Hareket Partisi'nde şu an acaba vatandaşın menfaati mi söz konusu, AK Parti ve AK Parti yandaşlarının menfaati mi söz konusu? Kesinlikle MHP ve MHP'ye oy verenlerin söz konusu değil. Kesinlikle AK Parti'ye yandaşlarının, medyasının ondan şey. Bir de yangınlara gelince. Şimdi muhalefet diyor ki bizim şu kadar uçağımız vardı. 2018'de şu kadar yer yandı, 70 dönüm. Ama hiç kimsenin kulağı duymadan biz bunları, yani biz demiyor yani. Bunlar söndürüldü. Peki o zaman Türkiye'nin başındaki insan gelip de diyor ki o ne biliyordu ya, neyse işte şey diyorum ben. Muhalefet ne biliyor diyor, benim hangarımda uçak yoktu. Yani demek istediğim şu, devletin başındaki bir insan benim Türk Hava Yolları'nın bir uçağı yok demek. Ama şimdi burada ormanlar yanıyor, insanlar yanıyor. Senin 13 tane uçağın var, neyi söndürüyor o? Şimdi soruyorum, hangi neyi söndürüyor, neye yarıyor? Şunu yapıyorlar bakın. Biz böyle açıklama yapıyoruz ya basın medya olarak, size soruyoruz ya. Arkada böyle helikopterlerin söndürme çalışmaları yaparken onların önünde röportaj yapıyorlar. Yani bunlar orman yanıp bitip kül olduktan sonra mı yapılmalıydı? Önceden mi yapılmalıydı? Şimdi daha ilk başında mesela muhalefet ormanlar yanıyor, helikopter uçak getirin dediği zaman adam ben şeydeyim, düğündeyim, benim uçağım falan, o diyor ki uçak var, diğer diyor ki uçak yok. Şimdi ben onu bulmuyorum. Devlet en başındaki adam uçağın, benim şeyimde uçak yok demek, yani bu Türkiye'de hiçbir şeyden haberi yok demek. Size bir şey değil mi? Cumhurbaşkanının 11 tane veya 13 tane uçağı olduğu söyleniyor. Söyleniyor. Yani Türk Hava Kurumu'nda ya da Orman Bakanlığı'nda bu kadar uçak olmaması sizce bir itibar fazlalığı mıdır, itibar eksikliği midir? Bence itibar eksikliğidir. İtibar eksikliği midir? İtibar hiç yok. Teşekkür ediyorum abi. Şimdi daha dünkü kurulan ülkeler bize yardıma geliyor uçak. Benim 100 yıllık ülkemde nasıl uçak yok? Düşünebiliyor musun? Mesela Kıbrıs'a kahvaltıya gideceğimiz zaman bir sürü uçağımız var. 7 evet. Tane uçakla gidiyoruz. 8 tane. Yani 8 tane diye. Ya bir sürü uçakla kahvaltıya gidiyorlar. Evet. Ama orman yanıyor. Bir tane uçağımız yok deniyor. Sizde doğru bir şey mi? İyi ki var. Uçaklar gelene kadar hiçbir şey yoktu Türkiye'de. İşte bir saniye kesinlikle. Abi. Abi buyur. Evet. Uçaklar gelene kadar hiçbir şey yoktu. Şimdi her şeyimiz var. Kardeşim bak. Şimdi ben 40 yaşında adamım, tamam mı? Evet. Şu ülkede 90'larda gördüm benim çocuğumu, gerçekten bak yemin ediyorum, üniversitede rehin aldılar. Yeşil kartını. Öyle bir ortama geldi ki ülke. Bak özgürlük desen en kral özgürlük. Ya yok mu? Şunlara bak. İnsan birasını alıyor, işçisini alıyor, elinde içerek dolanabiliyor şurada. Öyle mi? Böyle bir özgürlük var mı bak hiçbir ülkede? Benim mesela Almanya'da yeğenlerim, neyim var, kuzenlerim. Ya mesela İran'da ya, sokakta içerinin kafasını kesiyor. Yok. Şimdi bak. Kim diyor onu? Öyle değil mi? Abi nerede o şimdi, abi, şöyle bir şey var. Buradakiler rahat rahat içiyor da başka ülkeler içemiyor mu? Ya içer, içmez olur mu? Biz içkiden neden dolayı demiyoruz yani. Neden? Özgürlük yani. Ülkemiz şu an çok güzel özgürlüğü var. Özgür yani. Mü? He. Niye bu kadar gazeteci içeride abi? Nasıl gazeteci içeride niye abi? Bu kadar gazeteci içeride? Gazeteci nerede abi içeride? Yani ben, şimdi sen...
Abi Şemdin Sakın ifadesiyle Genelkurmay Başkanı, terörist başkanı, Şemdin Sakın ifadesiyle sen Genelkurmay Başkanı'na 4,5 yıl hapis yatırmış bir ülkesin. İktidar ama nasıl iyi abi? Genelkurmay Genelkurmay Başkanı ne diyor biliyor musun? Bu davayla tek başına uğraşan Tayyip Erdoğan dediler ve yalnız bıraktılar dediler Tayyip Erdoğan'a. Dedi mi demedi mi? İlker Başkan mı dedi? Evet. Açın. Hulusi Akar. Açın konuş. Bakın. Şu anki Hulusi Akar. Evet. Haberlerde de çıktı. Bu her yerde çıktı. Şu anki Hulusi Akar mı? Yok. Şimdiki değil. İlker Başkan. İlker Başkan mı dedi? Evet. Aynen. Dedi mi demedi mi? Sorun herkese. Yani 4,5 sene niye? Abi yok mu? İnternetim var. O adam 4,5 sene. Abi bak şimdi. Ortalıkta. Niye soyuldu? Şimdi vatan haini de çok. FETÖ olayları döndü. Yazık günah. Bu devlet hepimizin devleti. Engin Olan Abdullah Hocalan'ı getirdi diye biliyorsun hapis yattı. Ya abi şimdi. Ama o zaman Fethullah Gülen yönetiyordu. Ama o zaman da şöyle bir şey yaptı. Fethullah Gülen yönetiyordu değil mi? Bak Kürt kardeşlerimiz de bizim vatandaşımız. O zaman Fethullah Gülen mi yönetiyordu? Abi oldu bittim. Ta Demirel öncesi de vardı bu olay. Kim? Yeni bir şey değil ki Fethullah Gülen. Ama hiç kimse ona metiyeler düzmedi. Şiir yazmadı. Abi şiir Süleyman Demirel onun tamam, şiir yazdı mı? Tamam şimdi sen benim meci olduğumu bilebiliyor musun? Bir saniye. Süleyman Demirel Nazmi Hanım'ın şiir yazdı. Tamam. Ve şahit olduk. Abi, şimdi evet. Sen benim ne kim olduğumu biliyor musun buraya ne nitelikle geldiğimi? Hayır soruyorum. Bilemezsin değil mi? Ha bu iş böyle. Evet. Yeri gelir yani bunda olabilir yani. Devletin hataları yok mu? Var. Bak devletin onu çare etmiyor. Değil abi devletin hatası abi, olmaz. Abi olmaz olur mu? Devletin hatası olmaz. İktidarın... Devleti yönetenleri tamam, olur olabilir. Tamam var. Devleti kimse hata etmiyor. Ama yani. Bu Türkiye Cumhuriyeti şimdi, devleti hata devleti değildir. Doğru. Özgürlüklerin, tamam. Direnişin. Abi tek yürek var tamam, onun için devleti. Abi ama 100 yıl devlete hatalı diyemezsin. 100 yıl öncesi savaştan bir evet. Çıkmış ülke. Mustafa Kemal Atatürk kurmuş değil mi? Ne güzel. Evet. Ne diyor? Türk milleti çalışkanlar abi. Türk milleti adam fabrika. Mustafa Kemal Atatürk abi, kurdu. Bak, kaldırdılar. İki yaşlı bak fabrika kurdu. Değil mi bu ülke? Tamam kurdu. Bu adam da kuruyor abi. Nasıl? Çalışkan değil mi yani bu adam? Tayyip Erdoğan yani ülkeye bir şey yapmadı mı? Ürettiğimiz yani? Bir hiçbir şey yapmadı mı? Bir arka markası söyle abi. Bir motosiklet markası söyle. Şimdi hiçbir şey yapmadı mı bu ülke? Abi ben bir şey soruyorum. İşte bulamaz yani. Bak şimdi şöyle. Bak ben geçen Maraş'a gittim. Bak abi samimi söylüyorum. Kardeşim hastanedeydi. Buradan Bitlis'e bindim. 25 saat otobüsüne gittim. Tüneller. Yemin ediyorum. Gel. Gaziantep'le bak. Şişt. Abi. Hayır abi gel. Bak. Hayır. Maraş'ta. Gel abi gel. Maraş'ta gel. 11 tane tünel var bak. Güzel, bak. Güzel kardeşim. Bu ülke herkesin. Tamam. Herkesin. Evet abi. Artısı da olur eksisi de olur. Bir şey soracağım abi. İki sor. Bir şey soracağım. Sor. Abi şu an Manavgat'ta yangın var. Evet. Marmaris'te. Her yerde var. Doğru. Evet. Denizli'den benim memleketim. Evet yangın doğru. Var. Doğru. Abi şu an buraların daha yarası sarılmadan. Sonuçta evet. 30 milyon dolar bağış göndermek neyin nesi? Bana onu açıklar mısın? Sen nereden tespit aldın mı? Şeyini aldın mı? Dekontunu aldın mı? Abi, dekontunu aldın mı şimdi? Resmi gazetede yayınlandı ya. Boş ver sen gazeteyi sen. Ne abi? Gözcü gazeteye boş ver sen onu. Abi resmi gazete diyor. Kimse yapamaz. Sen şimdi yangındaysan nereden para alacaksın? Abi resmi gazete diyor. Hayır kardeşim öyle abi, bir şey resmi gazete diyor. Olmaz. Nasıl? Olmaz. Yalan sansür onlar. Elazığ depremi herkesindir. Herkesin. Elazığ deprem varken de gösterdi. Yangında yanarken yanacaksın. Yerken ne yiyeceksin? Abicim. İkili oynamayın hepinizde. Abicim ben sana bir şey söylüyorum. Yok öyle bir abi, şey. Abi Elazığ'da deprem varken 5 milyon dolar daha abi gönderemezler. Gönderemezler. Var mı dekontu? Çıkart hadi. Abi resmi gazetede var. Ya resmi şey. Boş sen çıkart dekontu göster. Bunlar boş. Bu dekontu ben mi getireceğim sana? Sen getireceksin. Sen bakamıyor musun resmi gazetede? Ben bakmadım da neden? Öyle şeyle inanma. Gazetenin çok tarafı. Ağa haberim inancı. Hayır hayır hayır. Ağa haberim inancı. Ağa haberim herkes inanıyorum ben. Bakın daha ne diyeyim canım efendim. Yaktı bizi patron ağa devleti. Bakın öksüzler aç yatıyor. Yaktı bizi patron ağa devleti. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu yangın tesadüf değildir arkadaşlar. Değildir. 12 yaşındaki kardeş yaktı diyorlar. Hayır. 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 Bundan bir gizli ajan var. Gizli ajan var. Siz neye inanıyorsunuz? Valla ben bunun gizli istihbaratların yaptığını şey yapıyorum, hissediyorum. İlk günler uçak yok, helikopter yok diyorlardı. Şimdi bir sürü uçak var, helikopter var diyorlar. Dünyada sarayı yapıyorlar yani. Nasıl oluyor? Dünyada sarayı yapıyorlar yani. He? Saraya para var da. Milli piyangoya para var da. Bu çektiğimiz kazık kazanlarda para var da. Halkın parası toplanıyor oraya, uçak alamıyor mu? Ekrem İmamoğlu verin bana ben tamir edeyim diyor. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Hak ve adaleti bilen
vücudunda akan bir avuç kan için yalan söylemez. Abi merhaba. Abim güzel bir dörtlük söyledi. Yok, sen ne düşünüyorsun şey... orman yargınlarıyla abi? Vallahi benim bilgim yok, ben bilmiyorum. Bilgim yok diyorsun. Sen mi yaktın abi? Ben yakamıyorum, ben ülkemin aşığıyım, aşığın sen niye yakayım ya? Abi siz ne düşünüyorsunuz? Bence orman yangınlarıyla ilgili. Bence bunu hakiki Türkiye'yi düşünen kişiler yakmaz. Yakmaz. Yurt dışından anlaşmalı kişiler yakıyor bunu. İşi devletin üstüne atıyorlar. Size yanan bu yerler ağaçlandırılır mı, yoksa Katarlılara veya yanlışlara satılır, oteller mi yapılır? Şimdi devlet başkanının anlatmasına göre hiçbir zaman kaç tane söylediği için buralar hiçbir zaman ağaçlandırılacak, ev falan yapılmayacak diye kaç sefer söyledi. Sizce yapılmaz mı? Yapılmaz. Bodrum Güvercinlik'te aynısını söylemişti Veysel Eroğlu Orman Bakanı iken, yaptılar ama. Onu ben duymadım, bilmiyorum. Oraya orman yapacaksınız. Ama bu kadar... Ormanla onunla otel yapacaksınız. Doğru mu dendiğinde bunu soran dedi şerefsizdir. Bunu söyle, bunu yapan daha büyük şerefsizdir dedi. Ve otel yapıldı. Ve ismini veriyorum. Titanic Bodrum Deluxe. Onu ben duymadım. Yalnız bu kadar Türkiye'nin her tarafında yangın var. Bu tesadüf olamaz. Hakiki Türk vatandaşı olan kendi memleketine şey yapmaz, kötülük yapmaz. Tabii. Evet. Biz o fikirdeyiz. Siz ne düşünüyorsunuz abi? Vallahi ben değişik düşünüyorum. Ne gibi düşünüyorsunuz? Orman tırtıkçıları, menfaat tırtıkçıları. Tırtıkçı diye bir şey duydunuz mu? Tırtıkçı? Türkiye'de en çok şey olan tırtıkçıdır. Tırtıkçı ne biliyor musun? Rüşvetçi ve hırsız mı? Ormanı ağır ağır yiyen. Orman yandı mı? Gider 15-20 tane ağaç diker. Anlayabiliyor musun? Yanmasını bekler. Adamın 500 metre yeri var. Orman yandığı zaman 5 dönüm oluyor. 200 milyar istiyor. 200 milyar istiyor. Yılan kaçıyor. Ormanın içine yakıyor. Bak. Meyve ağaçlarım, bitkim. Ben Antalyalı sayılırım. Meyve ağaçlarım, bitkim. Gölgede kalıyor diye. Gölgede kalıyor diye. Yakanlar bile var. Bir mahallede bir şey, bir tavuk çalındı mı, kim üstüne atar? Anla işte. Birinin üstüne atarlar değil mi? Tilki. Ya söylemeyin. Çingenen üstüne atarlar değil mi? Ya. Şimdi kimin üstüne atıyorlar? PKK'nın. Ben milliyetçiyim, ülkücüyüm. Ben bunda... Ya FETÖ ya PKK'lıdır yani. Ha, onu derler. Peki. Şablon hazır. O gün ben hemen hemen 3-4 seneden beri arsa arıyorum. Arsa arıyorum. Adam gitmiş. 250 metre yeri var, ormanı resmen tırtıklamış. Zeytin ağacı dikmiş, o hayrına mı dikti o ağacı? Bak bunu yayınlan. Yayınlayacağım. Bak kimse değinmiyor. Halk mı yaktı bunu sence? Dayı konuşma, ben senin çeneye konuşmadım. Öyle insanlar var ki, tırtıkçılar, öyle tırtıkçılar var ki. Bir tırtıkçılar var ki yılan... Sus konuşma. Niye susacak? Sus konuşmasın ya. Bunu halk yapmıyor. Halk yapmıyor diyor yani. Emekçi bunu... halk yapmıyor. Ben halk diyorum mu? Emekçi halk yapmıyor. Ben halk diyorum mu? Tırtıkçı diyor. Tırtıkçı. Tırtıkçıyı daha bilmeyen insanlar var. Gerçekten duydun mu hiç tırtıkçı diye? Hah. İnanır mısın? 2-3 seneden beri ağaç arıyorum. Gidiyorum. Adam diyor ki ya şuraya 500 metre. Sen burayı diyor. Yarın orman yalan. Bak. Ciddi diyorum bak. Daha o gün. Adamın 250 metre yeri var, 100 milyar istedi benden, 100 milyar istedi, adam getirmiş kenarına, zeytine dikmiş, döşemiş orman ağacının, teker teker o ormanı kesecek, ondan sonra benden düşman olacak, ben ondan düşman olacağım, tırtıklayamayacak, tırtık kavgası olacak. O kadar kötü bir hale gelmişsik ki, yarın oteller yapılacak, rant. Orada da otel yapılacak. Rant tırtık. Aynen. Bu tırtıkçılık. İnsanların zihniyeti bozuk olduğu müddetçe bu ormanlar dayanmaz. Önce zihniyet bozuk olmayacak. Zihniyet. Ağaç gölgeliye diyor. Bitki mi, patlıcanı mı, domates mi, biber mi gölgeliyor diyor. Ağaç kesen yakan insanlar var. Aha da konuşuyorum. Kimse de şey etmesin, gocunmasın. Sen yarası olan gocunsun. Yarası olan. Bak muhakkak yayınla. Yarası olan gocunsun. Anladım. Yarası olan. Tamam abi. Ben öyle kimseden şey etmem. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ettik Türkiye. Kardeşim sen ne düşünüyorsun orman yangınlarıyla ilgili? Abicim orman yangınları hepsi rant içindir. Rant içindir diyorsun. Yani bu 12-16 yaşındaki çocukların masumane şekilde abileriyle tartışarak yaktığı bir şey değildir diyorsun. Ya abicim abileriyle tartışacağı zaman gidip ev kendi evini yakar. Niye gelsin ormanı yaksın ki? Değil mi?
Tabii canım. Ormanı yakmazdı. Hele bir de... Bu kadar basitleştirmeyelim olayı diyorsun. Ya zaten basitleştirecek bir şey ortada yok ki. Yani Manavgat ya bu iki gün... kim yaktı? Gündoğmuş'u kim yaktı? Denizli'yi kim yaktı? Muğla'yı kim yaktı? Bodrum'u kim yaktı? Marmaris'i? Herhalde hepsinin üvey kardeşleri yakmıştı. Dönük de yandı, sonra hemen söndürüldü Allah'ım. Üvey kardeşleri. Dönük hemen yakıldı, söndürüldü. Denizli Buldan da bir sürü yangın var. Abicim, eğer ki ailesinden veyahut başka birinden kızmış da yakmış diyorlarsa demek ki üvey kardeşleri çok ki her biri bir yere dağılıp da yaktı. Aynen. Bu yanakları yarın oteller dikilir mi? Kesin dikilir. Kesin dikilir diyorsun. Kesin dikilir. Başkanlar ya yandaşlar ve AKP'liler veya... Abicim seçim süresi seçimi beklesinler. Seçim araya girdiği zaman bütün hepsi yeniden yapılır. Yapılır diyor. Herkese de izin verirler. Seçim reklam arası mı olur bu işin? Anladım. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol.